Selam dostlar. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu an hala da inşaatçılarımın inşaatları bitmedi. 4 saat hatta 5 saat diyelim ona kaldı. Zor sabrediyorum inanın ki. Yan köyde dün birkaç saldırı yaptıktan sonra Tesla'yı basacak ganimeti elde ettim. Ve Mega Tesla'yı yükseltmeye verdim. Şu an elimde savaş makinesini basacak kadar ganimetim var ama ben onu şu an basmak istemiyorum. Saldırıları öncelik verdiğim için ilk önce tabii savaş makinesi de önemli ama şimdi o yükseltmedeyken uzun süre köy üçleyemiyorsunuz. Bu sebeple top arabasını basmaya karar verdim. Bugün yıldız bonusunu tamamlayarak zaten 200 bin gibi bir miktar eksik. Yıldız bonusunu tamamlayarak top arabasını da basacağım. Şu an Klan Ligi'nin ikinci günündeyiz. Az önce Kasap Ahmet'in saldırısını çektim. Onu da şimdi birazdan koyacağım şu anda. Kasap Ahmet saldırıya başladı şimdi. Bizim klanın 10 numarası tam karşısındaki rakibe saldırıyor. Rakibin belediyesi biraz dışta ve klan kalesini de kenara koymuş. Aslında baktığınız zaman düzenin hatalı olduğunu görüyorum. Hatalı değil de aslında hatadan saymasak da şey diyebiliriz. Klan kalesini çok dışa koyduğunuz zaman çok rahat bir şekilde çıkarılabildiği için özellikle bir de belediyenin tam önüne, belediye de kenarda zaten. Bu şekilde klan kalesini çabuk düşürtebilirsiniz. Yani o yüzden biraz daha ortalara, içerilere ya da belediye kenara koymayı tercih ettiyseniz tam karşı tarafında yani simetrik olarak bir yerlere klan kalesini koymayı tercih edebilirsiniz. Ters dursun en azından. Kraliçesini içeri sokmayı başardı belediyenin olduğu alana. Bebek ejderlerle sağ solu temizledi. Kraliçeyi ortaya doğru ilerletti. O X yaylarını rakip kraliçeyi falan indirebilecek mi acaba bir bakalım. Henüz daha savaşın başlarındayız. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şifacıları korumak için balonlarla bir mayın denemesi yapıyor. Acaba güdümlü falan var mı diye kontrol etti şu anda. Balonları atmasının amacı bu diyebilirim. Rakip kraliçe Ahmet'in kraliçesine yöneldi. Ama çok başarılı bir şekilde bir öfkeyle onu savuşturmayı başardı. Birazdan da barbar yönelecektir. Evet, yukarıdan uçan kışlasını bıraktı tam köşeden. Önüne de barbar kralını attı. Kraliçesi artık buradan dışarıya mı çıkacak, içeriye doğru mu yönelecek bilmiyorum. Elinde bir tane duvar kırıcısı var. Kraliçe şu an dış taraftaki şeylere yöneldi. Madencilerini sağ taraftan yolladı. Ardından binicilerini yolladı. Koruyucusunu da arkasından yolladı. Şu an gayet güzel iş yapıyorlar. Klan kalesinden de birlikler çıkıyor yavaş yavaş. Evet, biniciler de çıktı. Tekli cehennemin orada şu an bir şeyler yaşanıyor. Hala kartal topu inebilmiş değil. Şimdi binicilerin onu halledeceğini düşünüyorum. Kraliçesi de dışarıya çıkmış. Bu taraftan şu şekilde bir temizlik yapacak anlaşılan. Binicilerine çok güzel iş yaptırdı. Koruyucusunun özelliğini bastı. Evet. Merkezi falan komple temizlemiş bulunuyor. Şu an çift %79, 80 giderek ilerliyor. Çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Bu saatten sonra üçlenmemesinin imkanı yok gibi duruyor. Kesinlikle tertemiz bir 3 yıldız geldi. Dondurlarını buraya atarak da köye imzasını attı. Ahmet yazıyordu, bakın orada kayboldu. Çok güzel elüplesi bir saldırıydı. Hibrit saldırıydı. Hibritin bu yönünü çok seviyorum. Gerçekten. Madenciler bir oradan bir buradan çıkıyor. Yani savunmalar daha fazla ona odaklanamadan madenciler savunmayı indirip ortadan kaybolup diğer savunmaya geçiyorlar. Bu yüzden de çok güzel birlikler diyorum. Eline sağlık Ahmet. Poseidon saldırı başlatacak. Evet, başlattı. Klanımızın 6 numaralı oyuncusu 6. sırada yer alıyor. Yine bir hibrit saldırısı görüyoruz. 20 adet madencisi, 9 binicisi var. Klan kalesini başarılı bir şekilde çıkartmayı başardı. Rakibin düzenine baktığımız zaman cehennemlerin teklide olduğunu görüyorum. Bir tanesi çokluda. Yukarı taraftan 63 level bir kraliçeyle yürüyüşüne başladı. O şekilde klan kalesindeki birlikleri de yavaş yavaş indirecektir. Elektroyu dondurmayı tercih etti. Gördüğünüz gibi bence bana göre savunma
kalesindeki en kolay indirilebilir birliklerden birisi Elektro'dur. Bu sebeple lig savaşlarında, klan savaşlarında kalelerinize Elektro atmanızı tavsiye etmiyorum. Bana göre süper minyon atılmalı. Ama eğer hani süper minyonunuz yoksa 7-8 tane bile binici atabilirsiniz. Ama Elektro atmanızı tavsiye etmiyorum. Çok kolay defedilebiliyorlar. Şimdi kraliçesini çok güçlü bir şekilde merkeze doğru ilerletiyor. Rakip kraliçeyi hemen öldürmeye başardı. Zaten öfkeli şifacılar kraliçeyi hayvan gibi besliyorlar şu anda. Öfke gitti, bir öfke daha attı ama kraliçesinin özelliğini kaybetti maalesef. Biraz erken kaybetmiş olsa da bakalım. Henüz başka bir birlik salmış değil. Kartal topunu indirebilmeyi bekliyor sanırım. O yüzden bu yukarıdan birkaç binici salmayı tercih etti. Kraliçesini içeriye doğru sokarak kartal topunu başarılı bir şekilde indirdi. Eğer kraliçe o çoklu cehennemi de indirirse o kadar çok işine yarayacak ki, ama kraliçeyi sanırım kaybediyor. Evet, kaybetti. Uçan kışlasını sağ taraftan saldı. İlk önce dev bomba, dev bomba bir şifayla evet güçlendirdi. İlk önce madencilerini, ardından binicilerini yolladı. Aynı yerde birçok dev bomba vardı. Şifası iş gördü. Şimdi bir şifayla daha orduyu yine canlandırıyor, güçlendiriyor, besliyor. İlk yıldızını başarılı bir şekilde aldı. Şu an belediye iniyor zaten. Koruyucusunun özelliğini kullandı. Güzel bir alanda kullandı. Çünkü çift X yayı, belediye teslası, büyücü kulesi, bomba kulesi derken çok hasar alıp yıpranmıştı ordu. Hemen onu engelledi. Şu an binicilerini de çok güzel bir şekilde besledi. Çok güçlü bir şekilde ilerliyor saldırısı. 3 yıldız gelecek mi bilmiyorum ama şu an time fail olabilir. 20 saniyesi kaldı. Kraliçesini biraz erken kaybettiğini düşünüyorum. Bir süre daha kraliçeyi korumaya başarabilseydi daha garanti gözle bakabilirdim bu saldırıya ama 90 oranlı, 95 oranlı bir çift yıldız olarak görüyorum bunu. Ama çok güzel bir saldırıydı. Çok güzel bir başlangıç yaptı. O yüzden eline emeğine sağlık diyorum. Yani şu an hiç yapacak bir şey yok. Yani bu da onun şanssızlığı. Kraliçesini bir tık erken kaybetti. O kraliçeyi birkaç saniye daha böyle bir 10-15 saniye daha yaşatabilseydi şu an burası kesinlikle 3 yıldızı diyorum. Eline emeğine sağlık. Şimdi diğer saldırıya geçiyoruz. Ordusunda son ayarlamaları yaptığını söyledi. Zehir büyüsü almaya karar vermiş. Şu anda onu basıyor. Onu bekliyorum o yüzden. Evet, şimdi saldırıya başladı. Köye bakıyorum. Tüm cehennemlerin tekli olduğunu görüyorum. Tekrardan bir hibrit saldırısı izleyeceğiz. Şampiyon 13 seviye, koruyucusu 38, kraliçesi 60, 60 seviye bir kraliçe yürütecek. Düzen, kare bir düzen. İçeride bir tam merkezi biraz daha fazla savunmaya almış. Bir balon göndererek şifacıların herhangi bir mayına rastlama olasılığını düşürmeye çalıştı. Bebek ejderle sağ tarafı temizliyor. Kraliçenin oraya yönelmesini istemiyor anladığım kadarıyla. Ama kraliçe yine de yönelecek sanırım. Elektro'ya bir zehir yolladı. Kraliçe o kartal topunu oradan indirebilir. Evet, o iner inmez birlikleri hemen yollayacaktır. Öyle düşünüyorum. Çünkü kartal topu zaten kenarda. Böylelikle daha kolay bir saldırı başlangıcı olacak onun için. Hala daha uçan kışlasını, ay, alev atıcısını bırakmadığını görüyorum. Evet, şimdi alev atıcıyı bıraktı. Buradaki tekli cehennemi alev atıcıyla indirmek istiyor sanırım ama kraliçesinin özelliğini burada büyük ihtimal kaybedecek. Evet, kaybetti. Kraliçenin önünü açmış olmasına rağmen kraliçe tavaf etmeyi tercih etti. Tekrar o cehennem kraliçeye yönelirse biraz sıkıntı. Kraliçesini çok erken kaybedecek. 1,5 dakikası kaldı. Biraz artık hızlı olması gerektiğini düşünüyorum. Birlikleri salması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kraliçeyi maalesef ki kaybetti. Binicileri yolluyor şu anda. Elindeki binicileri yolladı. Şu an madenciler. Şimdi ardından binicileri salacaktır. Biniciler ve koruyucu. Hepsini saldı. Kralla bir ufak bir temizlik yaptıktan sonra kenarda. Kral da içeriye girdi.
Merkeze doğru güçlü bir şekilde ilerliyor şu anda madencilerle birlikte biniciler. Öfkelendirdi, güzel bir de şifa büyüsü attı, destekledi onları. Şampiyon da güzel bir şekilde ilerliyor. Ama o merkezde göremediğim bir şeyler yaşandı o hengamede. Ordu gitti tamamen. Bu şampiyonun levelini ben 18 diye mi söyledim, 13 diye mi söyledim ya? 18'miş, sanki 13 diye söyledim, hatırlıyorum. Çok kötü şeyler yaşandı. Maalesef ki ordusunu kaybetti. Buradan biraz düşük oranlı bir çift yıldız geldi. Maalesef ki işte büyük konuşmamak gerekiyor. O kraliçesini şurada erken kaybetmesi, onun kraliçesinin ona yamuk yapıp buradan girmeyip böyle tavaf etmeyi tercih etmesi, maalesef ki saldırının tüm kaderini, eminim ki onun da tüm planlarını yerle bir etti. Maalesef ki evdeki hesap çarşıya uymadı dostlar. Eline sağlık diyorum. Şimdi sıradaki saldırıya geçiyoruz. Evet, saldırılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 numaranın saldırısını izleyeceğiz şimdi. Bunu daha kayıtlara çekmeye başlamadan önce saldırı yapmıştı arkadaşımız erken saatlerde. Şimdi onun saldırısını izleyeceğim. Bir kere oranına baktım ama saldırıyı henüz izlemedim. Şimdi ilk defa izleyeceğim. Kralını saldı, bebek ejderi saldı. Şuradan kraliçesini çok erken kaybettiğini düşünüyorum. Asla asla böyle böyle bir hata yapmayın. Elektroları da köşeli olarak saldı. Bu kesinlikle ordunun paramparça olmasına sebep olacak. Koruyucusunun özelliğini basarak zeplini korumayı başardı. Elektrolar merkeze doğru ilerliyorlar ama onlar telef olacaklar içeride. Arkada iki tane hava savunması, iki tane tekli cehennem, koruyucu altarı. Koruyucu altarı deyip de geçmeyelim. Ciddi anlamda hasar vuruyorlar elektro gibi yavaş birliklere. Şu patlatıcının önündeyken özellikle bu hava patlatıcı maalesef ki kötü bir başlangıç oldu. Yani bu son biraz kaçınılmazdı diye düşünüyorum. Bebek ejderle şu an yüzdeyi arttırmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ama maalesef ki ejderlerini teker teker kaybediyor. Yani böyle köşeli bir şekilde atmayıp, o kraliçeyi o kadar erken kaybetmeyip, zeplin yerine de tomruk ya da alev atıcı alarak bu saldırıdan güzel ve başarılı bir 3 yıldız alabilirdi diye düşünüyorum. Keşke öyle yapsaydı. Büyüleri de yıldırım deprem dondur ya da bir öfke yıldırım deprem kombosu şeklinde yaparak. Çünkü o cehennemler ve hava savunmaları yan yanaydı. İkisi, yıldırım ve depremlerle iki tane hava savunması iki tane cehennemi çok rahat bir şekilde indirebilirdi. Alacağı bir tomrukla da kalan cehennemi indirirdi. Geriye sadece bir tane hava savunması kalırdı. Onu da çok rahat bir şekilde kraliçeyi buradan yürüterek indirebilirdi. Sağlık olsun diyorum. Biraz zayıf bir saldırı oldu. Ne planladı bilmiyorum. Bilemiyorum şu anda ama gördüklerim saldırı esnasında beni pek memnun etmedi diyorum ve sıradaki saldırıya geçelim. Tekrardan merhaba dostlar. Şimdi ben saldırı yapacağım. Öncelikle bir rakibimi inceleyelim. Şu ana kadar 5 saldırı yaptık. 11 yıldız alabildik. Lig sıralamasında da maalesef ki yıkım yüzdesi sebebiyle 3. sırada yer alıyoruz. Ancak 2 numaranın saldırılarının çoğunun bittiğini görüyorum. 14 saldırı gerçekleştirmişler. Sadece bir saldırıları kalmış. Yani bu saatten sonra artık yıldız da bugün için ilerleyemeyecekler. Bu sebeple bugünün sonunda ikinci sıraya yükseleceğimizi düşünüyorum. Şimdi öncelikle bir rakibimi inceleyeyim. Belediye tam merkezde. Taktika Burç'a biraz daha onun dış tarafında yer alıyor ve Klan Kalesi de şu tarafta biraz aldatmacalı bir düzen dizmeye çalışmış. Köyündeki çoğu savunmayı fullese de bir tane okçu kulesinin, iki tane topunun ve cehennemlerinin düşük olduğunu görüyorum. Şu da
bu da dahil, diğer kalan tüm şeyleri fullemeyi başarmış. Klan kalesini biraz kenara koymuş. Bakalım menziline. Buraya bir binici atarak, özellikle şu taraftan, çünkü çift topun önüne atarsam hemen ölebilir. Atarak bir tane biniciyi klan kalesini çıkartıp aşağıdan şuradan kraliçenin yürüyüşüne başlayıp şuradaki açıklıktan bir zehir büyüsüyle elektro yavaşlattıktan sonra kraliçeyi şuraya kadar ilerletmeyi düşünüyorum. Bebek ejderhaları şuralara atacağım. Umarım umduğum gibi ilerler ve duvar kırıcılar beni isyan ettirmeden şu duvarı kırmayı başarabilir inşallah diyorum. Yoksa planlarım hiçbiri uymayacağı için tam bir fail ve tam bir facia olacak benim için. İnşallah güzel temiz bir 3 yıldız alırız. Hibrit saldırılarına bu arada yeni başladım. Çünkü kara birliklerini henüz basmayı yeni bitirdim. Hatta birkaç tane daha eksiğim var maalesef. Bu yüzden bugün güç iksiri kullanarak bu saldırıyı gerçekleştireceğim. Ama dediğim gibi hibrit saldırılarına yeni başladığım için tam olarak ne olacağını kestiremiyorum. Hakkımda hayırlısı Ben olsun. Saldırı yapacağım demiştim ama bir türlü yapamadım. Köyü inceledikten sonra Serdar ben saldırı yapacağım dedi. Onun hesabında saldırı yapmasını bekledim. Saldırıya başladı. Hemen canlı izliyoruz ve girelim. Alev atıcıyı sağ kenardan atmış. Aşağıdan bir elektro bırakarak temizliğine başlamış. Biraz etraf temizliği yapmak istiyor anladığım kadarıyla. Orduyu içeri sokmayı istiyor. Alev atıcı oradaki topu indirdi. Arkadaki top ve okçu kulesini de indirecektir. Bir tane elektro salladı alev atıcının oradan. Artık oradaki depoları indirir. Şimdi alev atıcı şuradaki okçu kulesine yönelecek. Üç tane elektroyu saldı. Balonları saldı ve koruyucusunu ilerletiyor şu anda. Taktik hava uçağı bir tane elektro yöneldi. Cehenneme dondur atmayı tercih etti. Şampiyonuyla cehennemi indirmeye çalışıyor şu anda. Evet, başardı da. Alev atıcı hala hayatta. Ona kitlenen pek bir savunma olmadı. Şampiyonun kalkanı cehennemi indirebilseydi güzeldi ama olmadı. Koruyucusunun özelliğini ne zaman basacak diye bekliyorum şu an. Ejderler eriyor şu an. Lütfen bas. Lütfen. Evet, şimdi bastı koruyucusunun özelliğini. Belediyeyi indirecektir ejderler. Evet. Arkaya dönüp şu cehenneme vursanız çok güzel olacak ama siz gidip iksir toplayıcıya vurmayı tercih ediyorsunuz. Ey elektrolar. Kral kraliçesini saldı. Onlarla temizlik yaparak ilerlemek istiyor. Şu an tamamlayıcı görevini üstlenecekler. Şu an şimdilik gördüklerim beni mutlu ediyor. Memnunum şu an şu saldırıdan. 3 yıldız gelecekmiş gibi duruyor. Ama tabii ki de time fail olmazsa. Şimdi yukarıdaki elektroların ölmemesi gerek. Ölürlerse bir time fail ile karşı karşıya kalacağız. Şunların içeride kalmış olması bir tık sıkıntı. Umarım kraliçe oraya bir an önce ulaşır ve onları indirmeyi başarır. Arkadan bir elektro geliyor. Onu kaybettik. Kraliçe bu ikisini indiremezse kesinlikle time fail olacak. Umarım indirirsin. Cehennemin canı yarıdaydı. Kraliçenin bir iki vuruşuna ölecektir. Şu an elektro cehennemi kraliçe için tankladı. Çok güzel bir 3 yıldız geldi. Eline sağlık diyorum. Başarılı bir saldırıydı. Koruyucusunun özelliğini tam yerinde ve doğru zamanında merkezdeyken elektrolarını hiç etmeden önce bastı. Birliklerini korumayı başardı. Eline sağlık tekrardan. Rakibin köyünü de incelediğime göre artık saldırıya geçebilirim diye düşünüyorum. Şimdi artık hadi bakalım hayırlısı. Ne olacağını bilmiyorum. Eğer duvar kırıcılar tam şurada çalışmazsa boku yedim demektir. Açık söylemek gerekirse şu an ordum bu şekilde gördüğünüz gibi. 17 madenci, bebek ejder, binici, şifacı, duvar kırıcı. Arkada belki bir depo falan kalır diye de aldığım iki tane okçum var. Hayırlısı diyorum.
Şimdi saldırıya girmeye vakti. Öncelikle kraliçeyi buradan atarak saldırıya başlamak istiyorum. Aa dur, ilk önce Kral Kalesi'ni çıkartalım. Bak sakın unutmayın bunu. Yoksa çok büyük bela açacak başıma. Çıkmadı. Boş mu bunun kalesi? Allah Allah. Boş demek ki oraya kadar gidip çıkmadığına göre. Bir daha deneyeyim ben. Ne olur ne olmaz. Vallahi da boş. Herkesin kalesi doluydu. Ben de bununkine bakma gereği duymadım ya. Demek ki kalesi boşmuş. Şimdi bebek ejderi buradan. Bir tanesini buradan atmak istiyorum. O havan indi. Çok güzel. Sen de in. Şu duvar kırıcılar lütfen içeride çalışın. Sizi seviyorum. Vallahi da çalıştı. Süpersin. Süpersin. Ama keşke bilseydim bir tane zehir yerine dondur almayı tercih ederdim. Olsun, ne yapalım? Barbar oradan temizliğe başlasın. Bunlar da indi artık. Kraliçesi sanırım onun vurmaya başlayacak. Şu anda kraliçemi öfkelendirmenin kraliçeyi zehirlemenin tam vakti diye düşünüyorum rakibin. Şimdi koruyucuyu da buradan yollayacağım. Barbarım oldukça hasar almış. Olsun şu tekli cehennemi dondursam iyi olur. Biraz geciktim. Biraz geciktim ya. O hatayı yapmayacaktım. Maalesef ki kaybetmiş oldum kraliçemin özelliğini. Kraliçem yine bayağı iş yapmış olsa da özelliğini kaybetmemesi benim için daha iyi olurdu tabii. Şurada binicilerimi kaybetmek istemiyorum. Ama sen artık kraliçe yani lütfen şu şeyi vur. Vurmayı tercih etmiyorsun. Pekala. Binicilerimi kaybetmek istemiyorum. Arka arkaya bir sürü bombalar geldi. 3 yıldız alabilecek miyim? Hiç emin değilim. Çok korkuyorum ve tedirginim şu anda. Barbarımın barbarları var. Barbar kralımın. Ama tedirgin oldum. Yine de 3 yıldız gelecek gibi duruyor. Timefield'de olmayacak. Şuradan da şunları salayım. Bunlar bir şeyler yapmaya başlasın oradan. En azından zamanı kazanmış oluruz. Çok güzel. Bir 3 yıldız. Biraz gerildim. Bir an o arka arkaya 4 tane dev bombaya biniciler falan oturunca dedim kesin o birliklerin hepsini kaybedeceğim. Cehennemde kraliçe indirince ay konuşamıyorum bile. Çok acayip gerildim ama çok güzel, gergin olsa da harika bir saldırı oldu. Klan savaşlarında genellikle şu ana kadar ya cadı saldırısı ya da hava saldırısı kullanmıştım. Lig savaşı için ilk defa hibrit denedim. Çok eğlenceli ve keyifliydi. O yüzden şimdi sıradaki videoya geçelim. Heyecanım bitmeden. Yani şimdi sıradaki saldırıya geçelim. Heyecanım bitmeden. Sandra hesabına giriş yaptım şu anda. Rakibi bir inceleyelim. Bu arada geçen saldırıda gördüğünüz gibi 12. sıradan sonra klan kalelerine bağış yapılmadığını fark ettim. Bu sıraya kadar herkese bağış yapıldığı için elektro çıkacağını öngörerek zehir almıştım. Gerçi rakip kraliçe de kullandım zehri. Yine hibam. Ama bunu fark ettim. Şu an bu klan kalesinde o yüzden kontrol ederek başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda boş. Alt sıralardaki de boş bırakılmış. Şimdi buradaki planım büyü atarak cehennem ve kraliçeyi indirmek. Ardından 3 büyü buraya, 3 büyü buraya. Yani 3, 6, 9 büyü kullanarak bu tarafı komple temizlemiş olmak. Ardından şu patlatıcıların yönüne bakalım. Evet, gördüğünüz gibi patlatıcılar bu tarafa doğru bakıyorlar. Şu taraftan bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Bu sebeple tomruk fırlatıcı alarak gireceğim. Bu noktadan tomruğu fırlatıp bu cehennemi indireceğim. Ve ardından o biraz ilerledikten sonra bu taraftan elektroları salmayı düşünüyorum.
Umarım başarılı oluruz. Güzel bir saldırı gerçekleştiririz. Tomrun'un önüne de kraliçeyi atmayı planlıyorum şu anda. Kraliçe de sağa sola yönelmesin diye. Bebek ejderle de bir temizlik yapacağım. Gördüğünüz gibi şu an ordum bu şekilde. Hayırlısı diyorum. İnşallah başarılı oluruz. İçeride aslında daha fazla duvar kırıcı ihtiyacım olmayacak. Şimdi onu fark ettim. Bu sebeple onları değiştirebiliriz. Şöyle bir şeyler yapalım. Güdümlü kontrolü için bir tane. Bebek ejder alalım. 9 birimlik yer kaldı. Aslında şunu çıkartıp bir tane bebek ejder çekebiliriz oraya. Tamam. Şimdi 3 bebek ejder yapmış olduk. Saldırıya başlıyorum. Hadi hayırlısı. Umarım evdeki hesap çarşıya uyar. Şimdi kraliçe buraya gelmişken hazır. 3 ama neredeyse hiç hasar almadan oradan çıkmayı başardı. Bunu nasıl gerçekleştirdin kraliçecim? İnan ki zerre anlamış değilim. Maalesef ki kraliçeyi o şekilde indirmeyi başaramadık. Şuraya 3 büyü atayım. Şu kısma da 3 büyü atayım. İki elimde pardon iki büyü kalmıştı. İki büyü yolladım. Vallahi çok savunma kalmış oldu. Şimdi bebek ejderi buradan atıyorum. Kraliçemizi şu noktadan ardından büyücüler şifacılarla bırakıyorum. Şu noktadan tomruğumuzu bırakalım. O umarım ki cehennemi indirir diye bir plan yaptım. Ama sen sağa sola yönelme lütfen. Etrafı tavaf etme. Evet tamam içeriye girdi. Rakip Barbar'ı donduracağım. Çünkü benim kraliçemi mahvedebilir kendisi. Kraliçemin özelliğini kaybedeceğim orada. Elektroları saldım. Koruyucuyu arkalarından yolladım. Şöyle içeriye doğru bir balon yollayayım. Şifacıların ön tarafına doğru ilerlesin. Şu noktada bir öfke büyüsü. Maalesef ki elektrolar bayağı bir hasarın içinde kaldılar. Güçlendirmeye basmak istiyorum. O elektro yoksa düşecek. Barbara da şuradan sallayayım. Belediye indirebildim ama 3 yıldız gelecek mi gelmeyecek mi çok endişeliyim. Çünkü rakip kraliçe hayatta ve beni mahvedeceğine adım gibi eminim. Bir elektromu heba etti. Ağır bir savunma. Sadece X yayı kaldı. Bu şekilde üçleyebilir miyim? Hiç emin değilim. Barbarım yaşıyor. Barbarın yanına aslında okçuları yavaştan salsam da şu havan Barbara kitlensin önce tamamdır. Şuradan okçuları saldım. Umarım time fail olmaz. Birkaç tane hata yapmış olmama rağmen çok güzel ilerliyorum aslında şu an. Barbar'ın özelliğini basayım. Bir an önce bitsin. Artık 45 saniyemiz var. Time fail de olmadı. Güzel bir saldırıydı. Birkaç tane hata yaptığımı düşünüyorum ama yine de 3 yıldız alabilmeyi başardım. tekrardan merhaba dostlar. Şu an Doğrudur hesabına yani kardeşimin hesabına geçmiş bulunuyorum. Klan kalemi bir kontrol edeyim. Ordum en son hava saldırısı için ordu dizmişim. Bebek ejderlerin eksik olduğunu görüyorum. Onları bir düzeltelim. Şöyle madem hava saldırısı yapacağız değil mi? Öncelikle rakibimizi bir kontrol edelim. Yine Klan Kalesi'nin boş olduğunu öngörüyorum ama bir kontrol etmekte fayda var. Aa, dolu. Mesela bununki dolu. Ya saçma yani ortadan niye iki kişiye vermediniz? Öksüz mü onların? Onun başı kel mi yani? Anlamış değilim şu an. Neyse. Yıldırımlarla şurayı çok rahat indirebilirim. O yüzden 6 yıldırımı oraya harcayacağım. Geri kalan barınma alanındaki yıldırımları gene hava saldırısı yapacağım çünkü 1-2-3 buraya yollasam tam olarak merkeze yerleştirmiş ordularımı onu oradan çıkarmak mümkün mü? Sanırım değil. Şuradan bir şey atsam bile ona gitmeyecek. Bu topa gidecek. Diğer taraftan bakalım. Maalesef en fazla yok. Hiçbir türlü çıkarmak mümkün değil şu anda. Bu sebeple
Klan Kalesi'ni artık sonradan oyuna dahil etmiş olacağız. 3 tondur ve kalanları da yıldırımdan yalı kullanmak diye düşünüyorum. Şu şekilde şuradan çıkartalım bunları aradan. Şu anda rakibin bize saldırı yaptığını görüyorum. Bizim 7 numaraya rakip 7 numara saldırı yapıyor. Hazır denk gelmişken onu da izleyelim. Büyülerini attı. Deprem ve yıldırım kullanarak cehennemleri indirdi. Tekrar aynı taktiği de diğer cehennemlere uyguladı. Cehennemi uyguladı. Geriye sadece bir tane cehennem kaldı. Onu da kraliçeye yürüyüş yaparak kolayca indirebilir aslında. Golemini ve cadılarını bıraktı. Cehennemin tekte olması aslında onun için bir avantaj. Tomruğu da tüm orduyu aynı yerden köşeleme bırakmayı tercih etti. Cehennemi hedef alarak saldırıya başladı. Onu yıkmak önceliği anladığım kadarıyla. Kartal topunu pek önemsedi. Söylenemez ve belediyenin de ters tarafından saldırdı bu arada. Cadı golem ve atıcı saldırısıyla karşı karşıyayız şu anda. Ordusunu güçlendirerek girmiş, karakterlerini güçlendirerek girmiş saldırıya. Ordusu dağıldı, tahmin ettiğiniz gibi köşeli olarak attığı için. Şimdi merkeze doğru ilerleyen kısım bakalım. Evet, onlar taktik hava uçağını yani kartal topunu kesinlikle indireceğe benziyorlar. Belediye binasına çok yaklaştı. Kraliçenin belediyeye yönelmesi gerekiyor indirebilmesi için. Dondurmayı tercih etti. Kralı da bu şekilde indirecek. Kraliçesinin özelliği olmadığı için çok iyi kullanmak zorundaydı. Mecbur kaldı ve indirdi. Dondurdu kralı ama maalesef ki kraliçesini kaybetti. Barbarı yaşıyor. 44 seviye barbarı. Arkasında iki atıcı var ama o atıcılardan biri gitti. Birinin yok inmemiş. İkisinde canı çok az kaldı. Düştü diye gördüm. Barbar kralın özelliğine bastı. Şu an %74 ve tek yıldızda ilerliyor. O atıcılarla belediyeyi falan indirebilir mi? Ya da koruyucuyla belediyeyi indirebilir mi? İndiremez. Koruyucusu düştü bile. Tek yıldızda %70'lerde hatta %78 oranda tek yıldızda kalmış gözüküyor. Aynen de öyle. Başarısız bir saldırı oldu. Orduyu köşeden atmak kesinlikle hataydı. Tüm her şeyi aynı yerden attı zaten. Hiçbir temizlik falan yapmaya girişmedi. Hurra saldırdı. Kaçınılmaz sondu. Bakalım bu arkadaşların ligdeki durumları ne? Dördüncü sırada 39 yıldızla yer alıyorlar. Dün aldıkları yıldız sayısı 27. Bakalım bugün ne kadar yıldız alacaklar? Aktif bir klan. Benim ordum da hazır artık. Yavaştan saldırıya başlamak istiyorum ama orduyu güçlendirmem gerek. Çünkü bebek ejderlerim ve duvar kırıcılarımın seviyesi hiç yeterli değil. İnşallah evdeki hesap çarşıya uyar ve güzel bir savaş olur. Tekrardan gözcülük yap diyelim. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi şu kısma 1, 2, 3. Üçüncü gitmedi mi? 3, 1, 2, 3. Sen neden inmedin ama ya? Sen şu an oyun bozanlık yapıyorsun yani resmen. Şimdi ya şu cehennemi şu an indirmek zorundayım. İki büyü gitmemiş bile ona yani. Şuraya bir tane hasar verelim. Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Tomruk fırlatıcıyı da aslında şu kısımdan atarak belki de şey yapabiliriz. Şimdi kraliçeyi şuradan bir bırakalım. O hava savunmasını belki indirebiliriz. Emin değilim şu an ama şöyle biraz köşeli atarak belki tomruğun ucu falan değer. Kraliçe sağa sola yönelmesin diye şuradan bir tane birer tane bebek ejderi saldım. Evet, indi. Hava savunmasına hasar veremiyor maalesef. Maalesef.
Lütfen kartal topunu indir. İndiremedi. Olsun, yapacak bir şey yok. Şu an kraliçem düşmek üzere gibi gördüm. Neyse ki düşmedi. Şuradan bir şunu bırakalım. Şunu donduracağım. Taktik hava uçağı bir vuruş daha yapsın istemiyorum şu anda. Şöyle sizi bir yavaşlatmam gerektiğini hissediyorum. Vururlarsa benim kraliçenin sonu olur ya. Sakın sakın. Bir kere daha büyü kullanmak zorunda kaldım orada. Bir tane as olması var. Onu kraliçem indirirse, evet şu an o geriye kalan ordum iş yapabilir gibi hissediyorum. Barbara artık şu kısımdan salmanın vakti geldi. Koruyucuyla da bir gözümle koruyucuyu yokluyorum. Seni dondurmam gerekiyor. Kraliçemin ölmesini istemiyorum şu anda. Şuradan Barbara yardım etsem iyi olacak. Elektrolarım yaşıyor. 3 tane elektrom ayakta. Duvar kırıcılara şu an gerek bile kalmadı ama time fail olmaz herhalde. Henüz 45 dakika var. Ay, 45 saniye var. Dakika demişim, geç olsa. Barbara'nın özelliğini basayım artık. Bir tane güdümlü çıktı. Duvar kırıcıları artık rakibe hediye ediyorum buradan. Kraliçemin özelliğini ve koruyucumun da özelliğini saklayarak bu köyü üçlemeyi başardım. Güzel bir saldırıydı. Şimdi rakibin yine bize bir saldırı yaptığını görüyorum. Hemen o saldırıyı çok geçmeden izleyeyim. Tam denk gelmişken üst üste iki saldırılarını görebilme fırsatımız oldu şu an. Güzel oldu. Yine aynı taktikle cehennemleri indirmeye çalışıyor. Aslında ben de az önce bir hata yaptım. Yaptığım birer vuruş cehenneme gitmemiş. Sadece 4 tane büyüğüm cehenneme ulaşabilmiş. Bu sebeple cehenneme inmedi. Ama o yine de ne yaptık ne ettik indirdik. Ufak bir hatayla başlamış olsak da saldırıyı toparlayabildik. Şimdi kara saldırısı düşünüyor. Dev ve cadı saldırısı yapacak. Değişik dev atıyor olması. Pek rastlanır bir şey değil. Şu anda golemi falan çok gördük ama o şu an süper dev atıyor. Bütün birlikleri sağladı. Koruyucusunu da, kral, kraliçesi. Biraz temizlik yaparak saldı kenarlardan. Köşeli attığı için ordu dağıldı. Koruyucusunun özelliğini hala kullanmadı. Ordusu çok hasar almış olmasına rağmen şimdi kullandı. Taktik hava uçağını hasarından korumak istedi. Ben bu köyün şu an üçleneceğine pek inanmıyorum. Hatta bir yıldız alır ama iki yıldız alabilir mi? Çoklu cehennem şu an kraliçeyi vuruyor. Ama o kraliçe belediye yok. Süper minyonlar çıktı kaleden. Beklenen son. Ya niye köşeli, yani niye buradan saldırmakta ne var ki, yani ben anlamıyorum ki. Neden köşeli? Bilemiyorum. İlginç. Köşeli atmanızı tavsiye etmiyorum. Orada o zaman ikiye bölünüyor. Hani hasar tamamen bölünüyor. Şimdilik ilerleyiş durumu beni memnun ediyor. Şuraları hangi köyde? Evet. 6 numara ve 3 numarayı kesinlikle şanssızlıktan dolayı üçleyemediğimizi düşünüyorum şu an. Ama onun haricindeki şeyler beni memnun etti. Şu alt sıralar falan üçlendi zaten. Burada yaptığımız saldırılar. Rakibin de şu an bir tane tek yıldız ve bir saldırısında da hiç yıldız alamamış olması. Bu arada bir numaraya saldırmışlar. Hangi ara yaptınız bunu göremedim. %30'la sadece belediyeyi indirmeye başarabilmiş. Bakalım ne atmış belediyeye? Zeplin falan mı attı ya da belediye kenarda mı? Aynen, belediye tuzak. Anti 3 bir düzen. Maalesef de bu da sadece belediye oynayarak bu arada şey almış. Kaya balonu almış. Bütün orduyu da hiç etmiş gibi görünüyor belediyeyi almak için. Yoksa %30'un başka açıklaması bilemiyorum, var mı? Elektroları saldı. 2x alalım şunu. Balonları hepsini aynı noktadan saldı. Patlatıcının önünden sadece belediye alıp öldüğünü buradan öngörebiliyoruz. Benim yapacağım saldırılar artık bu kadar. Bundan gerisi artık takım arkadaşlarıma kalıyor. Bakalım neler bekliyor bizi.
Evet, şu an 9 numara 8 numaraya saldırıyor bizden. Bir üst sırayla yer değiştirmeye karar verdiler. Kendisi hava saldırısı yapacak. Bizim 8 numara ise kara saldırısı yapacağı için çoklu cehennemlerin ona göre olmadığına karar verdi. O bir alt sıradaki tekli cehennem olan köye saldıracak. Şimdi Poyraz'ın saldırısını izliyoruz. Evet, yıldırımlarla hava savunmalarını indirdi. Yukarıdan alev fırlatıcıyı yolladı. Alev fırlatıcıya eğer iş yaptırabilirse şuradaki hava savunması, top, belediye gibi o segmentin hepsini alabileceğini düşünüyorum. Birer tane düz ejder saldı. Aslında ben bunu şu an tasvip etmiyorum. Onun yerine şifacı alabilirdi ordusuna mesela. Şu an kraliçesinin şifacısız olduğunu görüyorum. İnşallah kendisine bir sıkıntı yaratmaz. Uzun zamandır söylüyorum. Eğer elektro saldırısı yapacaksanız mutlaka kraliçenize 2 ya da 3 şifacı almayı unutmayın. Aşağıdan elektroları ve barbarı saldı ordusunu içeriye sokmak için. Bir düz ejder daha almış. 4 tane düz ejder. Onun yerine yine diyorum. Bebek ejder ve kraliçe için şifacı alabilirdi. Ay ay ay. Koruyucu bir sürü hava mayını yedi. Balonları önünden atmalıydı kesinlikle. Allah'ım Allah'ım. O koruyucu çok iş yapabilirdi. Kesinlikle bunun bir bedeli olacak şu an. Elektrolar şu an içerideki savunmalara, hatta ağır savunmalara diyebilirim, birer birer yem oldular. Alev atıcı hala da belediye indirmek için uğraşıyor şu an. Onu indirecek büyük ihtimal. Ama sonrasında bu saldırının devamında bu sayının yükseleceğini çok fazla düşünmüyorum. Bu saldırıdan 2 yıldız kazanmış olduk. %70 oran var şu an. Alev fırlatıcı belki bu oranı birazcık yükseltebilir. İçinden balonlar çıktı ve şansına tam da inmeyen, yukarı bakan patlatıcının önüne düştüler. Şanssızlıklar seninle birlikte Poyraz. Yani en fazla 72-73 olsun. Hadi daha fazlasının geleceğine ben pek inanmıyorum şu anda. Eline sağlık. Yapacak bir şey yok. O koruyucuyu koruyamamanın hasarının bedelini ödedi. Lig savaşının 2. günü tüm hızıyla devam ediyor. Saldırılarımızı henüz tamamlamadık. 12. saldırıya geldik. Son 3 saldırımız kaldı. Rakibimiz şu ana kadar 7 yıldız alabildi bizden. Ve 6 saldırı gerçekleştirdiler. Genellikle kötü saldırılar yaptıklarını görüyorum. Umarım da böyle devam ederler. Çünkü lig atlamaya ihtiyacımız var. Lig parası, lig madalyası için. Şu anda klanlar arasında ligde birinci sıraya yükselmiş durumdayız. Sadece bir yıldız öndeyiz. Ama umarım bu birinciliği koruruz. Hala yapmadığımız saldırılar var. Birkaç saldırı eksik. Aynı şekilde bakıyorum. Aynı şekilde şu an ikinci sırada olan Root klanının da saldırılarını tamamen tamamlamadığını görüyoruz. Umarım sıramızı kaptırmayız. Kaptırsak bile ikincilikten aşağıya düşmeyiz. Lig çıkmayı çok istiyoruz. Çok emek verdik. Şimdi Rika saldırı yapmıştı. O saldırı yaparken saldırıyı izleyememiştik. Şimdi o saldırıyı izleyeceğim. Savaş makinesi olarak Zeppelin tercih etmiş. Bağış olarak da süper büyücü aldığını görmüştüm. Bir Blizzard göreceğiz şu an. Süper büyücüleri görünmezliği de çok güzel kullandı. Taktik hava uçağını, yani kartal topunu görünmezlik büyüsünün dışında bıraktı. Süper büyücüler mutlaka onu indirecektir. Ejderi var 11 tane. 47 level bir kraliçesi var. Şu an çok güzel bir şekilde süper büyücülere klan kalesi birliklerini de indirmeyi başardı. Şu an ben o Zeppelin'in yapabileceği en iyi işi yaptığını düşünüyorum. 3 kareyi neredeyse komple temizledi. Sağdan soldan ufak ufak temizliklere başlıyor şu anda. Duvar kırıcısını attı. Duvarın önünü açtı. Sanırım kraliçesini oradan içeriye yönlendirecek. Yoksa neden açsın diye düşünüyorum şu anda. Sol üst taraftan koruyucusunu ve ejderlerini saldı. Bir düz ejder saldırısı şu an bu. Bir tane hava savunması ona pek sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Daha koruyucusunun özelliği de var. Polisin özelliğini ikinci hava savunmasında basmayı tercih etti. Aşağıdan barbarını saldı, yolladı.
Henüz kraliçesini kullanmadı sanırım. Şu an kraliçeyi sağda göremiyorum. Kullanmadığı bir dondurma büyüsü var. Onu şimdi kullanacaktır. Hava savunmasına karşı. Kraliçesi yukarıdaymış. Tamam, göremedim bir an. Kraliçesi yukarıda. Elinde bir adet dondurması var. Üç tane okçusu vardı. Onları da köşeden altın madenini oradan salmayı tercih etti. Saldırı şu anda çok başarıyla ilerliyor. Daha 30 saniyesi var neredeyse. %85'e ulaşmış durumda. Buradan 3 yıldız geleceğini düşünüyorum ama biraz ucu ucuna olacakmış gibi geliyor. %93'te hala daha yaşayan 4 tane ejderi var. Kraliçesi hayatta, okçular hayatta arkada. Buradan güzel bir 3 yıldız aldık. Eline sağlık diyorum Lika'ya, klana bu kazandırdığı 3 güzel yıldız için. Rakip saldırı yapmaya başlamış. Gelip onu izleyelim. Şu anda rakibin 14 numarası bizim 14 numaraya saldırıyor. Üstelik de büyük bir cüretle benim kardeşimin köyüne. Şimdi kraliçesini attı buradan. Kraliçe yürüyüşü yapmak istiyor anladığım kadarıyla. Bir tazı balon saldırısı gerçekleştirecek. Klan kalesinden çıkan tazı ona barbar kralın özelliğini erken kullanmasına sebep oldu. Normalde klan kalelerine bu savaşta süpermiyon attık ama alt sıralara tazı atmıştık. Şu an bu şekilde ilerliyor. Kraliçesini öfkelendirmeyi tercih etti. Kraliçenin önünü açtı. Şu an o tazın içinden çıkan minik minik yavrucaklar kraliçeyi yamulttular. Gördüğünüz gibi kraliçenin özelliğini kaybetmesine sebep oldu. O da tekrardan büyü kullanarak kraliçeyi öfkelendirerek şifalandırmayı tercih etti. Ama yine de o kraliçenin ölümden kaçışı yok diye düşünüyorum şu anda. Evet, aynen de öyle oldu. Bir dondur attı. Kraliçenin ölmesini önlemeye çalıştı ama çoktan öldü tabii ki de gecikti. Kaya balonu almış. Kaya balonunu attı. Arkasından balonlara dağınık bir şekilde attı ama balonları attığı yönde hava patlatıcı var. Şimdi yani enteresan bir giriş yönü oldu. Bence kraliçeyi yürüttüğü taraftan girebilirdi ya da üstteki hava savunmasının o taraftan. Bir hızlandırma büyüsü. Hızlandırma büyülerini kullanıyor. Koruyucusu özelliğini hala basmamakta direkt de. İçeride bütün balonları ölmesine rağmen koruyucusunun özelliğini basmadı. Şimdi 3 tane balon attı ve koruyucusunun özelliğini de o balonlar için kullandı. Hata yaptığını düşünüyorum şu anda. Yapacak hiçbir şey yok. Şu an bütün bilgisayarı öldü. Elinde kalan minyonları da yıldızını tamamlayabilmek için, yıldız alabilmek için attı. Minyonlar onu 48'den 55'e kadar getirdiler. Hatta o altın deposunu da alacaklar gibi görünüyor. Ama bundan daha fazla ilerleyebileceğini şu anda düşünmüyorum zaten. 15 saniyesi kaldı aynen. 15 saniyesi kaldı. O belediye inmeyecek. Cehennem hepsini tek tek avlıyor. Enteresan bir saldırı yöntemiydi. Tazı balona yeni başladığını düşünüyorum. Ordusunu falan da güçlendirmiş. Bu sırada bizim takımdan kaptan saldırıya başlamış ama şu an girip o saldırıya baktığımızda yarım kalacak. Bu sebeple saldırıyı bittikten sonra saldırıya girmeyi düşünüyorum. Aynen. Hiç şu an daha %60'a kadar gelmiş. Saldırı bittikten sonra bu saldırıyı anlatmaya başlarım. O yüzden saldırının bitmesini bekleyeceğim şu an. Evet, saldırı bitti. Şu an kaptanın saldırısına giriyorum. Bakalım ne olmuş, neler olmuş, neden %60'ta kalmış. Şimdi aşağıdan bir bebek ejder yolladı. Sinsi bıraktı. Sinsi goblinlerle şu toplayıcıları indirmeye çalışıyor şu anda. Bebek ejderle bu tarafa temizlik yapmaya çalışıyor sanırım. Kraliçesini aynen. Kraliçeyi buradan attı. Henüz şifacıları yollamış değil. Sanırım belediyeyi kraliçeyle almak istiyor ama şimdi ben olsaydım, şimdi
Baktığın zaman hibrit saldırısı deniyor. Şu arkada tekli bir cehennem var gördüğünüz üzere kartal topunun. Orada o tekli cehennemin önünden kraliçeyi içeri sokardım. Kartal topunu falan kraliçeyi aldırırdım. O şekilde bir saldırı yapmayı denerdim. Kraliçenin yöneldiği yönün ters yönden de madenci ve kışlaları salardım ama anladığım kadarıyla kaptan direkt olarak belediyeyi hedef almış. Kraliçesini şu an burada kaybediyor. Aslında şifacıların öfkelendirmesi gerek. Kraliçenin özelliğini kaybetti. Sanırım öfkelendirmek istediği delikler, madenciler falan diye düşünüyorum şu an. Uçan kışlasını bıraktı. Şu an bincilerini ve madencilerini de bırakıyor. Bakın burada Klan Kalesi çok ortada gördüğünüz gibi. O Klan Kalesi'ni bir kere çıkartmalıydı. Arkadan benim dediğim gibi saldırmalıydı. Şu an tam ters yönde saldırdı. Klan Kalesi'ni önemsemediği için. Şu an ordusu resmen yaşamak için can çekişiyor. Bu özellikleri büyüleri atmasının sebebi de işte ordu Klan Kalesi savunmasına tek tek yakalanmadan önce ne kadar yükseltebilirsem skoru o kadar yüzdeyi o kadar yükseltim diye bakıyor sonunda. Yaptığı iki tane hatayı gördüm. İki tane hata şu an oyunun saldırının sonucunun tamamen değişmesine sebep oldu. Eline sağlık diyorum. Artık bundan sonra yapacak bir şey yok. %72, 73 oldu. Çift yıldızla bu saldırıda böyle sonuçlandı. Merhaba dostlar. Bir saldırı daha yapıyorum bugünlük savaşında. Şu an Armik köyünün sahibi işi olduğu için saldırısına benim yapmamı rica etti. Bu yüzden köyüne girdim. Bir hibrit saldırısı gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi orduyu hazırladım. 17 madenci, 8 binici, bebek ejderler, şifacılar gayet güzel bir orduyu savaşa sokacağım şu anda. Bir adet güçlendirme iksiri bastım karakterler için. Şu an 11 numaralı köye giriş yapıyorum. Bebek ejderlerle bu kısımdan temizlik yaparak başlamak istiyorum. Çünkü kraliçeyi içeri sokmayı hedefliyorum şu an. Şu içteki iki kareyi alabilirse, temizleyebilirse benim için çok iyi olur. Hayır, oraya doğru gitme lütfen. Şuradan duvar kapıcıları hemen gönderelim. Üç tanesini yolladım. Lütfen içeriye gir. Beni sinirlendirme, üzme. Birbirimizi üzmeyelim. Aynen. Girdi. Şu iç kısmı şu biraz temizler. İksirini de indirdi. Şu an Klan Kalesi çıktı rakibin. İçinde elektro ve balon var. Bir zehirle şu an elektroya yavaşlatıyorum. Hatta kraliçemi zora sokacak gibiler. Bir de dondurma aynen bir de dondurma atayım. Çünkü ne olacağını o an kestiremedim. Şifacılar şimdi kraliçemi beslemeye devam ediyorlar. Şu an rakip barbar kral üzerime doğru geliyor. Benim kraliçe de hop sen gelme yorulma ben geleyim dedi. Ama sanırım orada bir büyü kullanmama gerek kalmadan rakip barbarı rahatlıkla indirebildik. Yukarıdan uçan kışlayı bırakıyorum. Bir yandan da onlar oradan barbar kralla birlikte temizlik yapsınlar, aşağıya doğru ilerlesinler, kraliçeye yardım etsinler. Artık yavaştan madencileri aynı şekilde uçan kışlayı saldım yol üzerinden ardından binicileri koruyucumu da karaya alarak orduyu sahaya sürüyorum artık. İçeride Tekli Cehennem Kulesi'nin orada bir adet iyileştirme büyüsü kullanacağım. Ardından bir tane daha kullanmayı düşünüyorum şu an ordu. İçeride baya hasar alacak. Bomba kulesi falan da var. Evet. Elimde son bir şifam kaldı. Koruyucumun özelliği de duruyor. Şimdi biraz daha girsin koruyucu özelliğini basacağım yakında. Onlar birbirinden ayrılırken. Şifa ile besleyeyim. Şu aşağıya doğru ikisinin üstüne gelirken artık bastım. Çünkü bu taraftan çok hasar alacak gibi duruyorlar. Kraliçemi kaybettiğim için şifacılarım diğer saldım kara birliklerine yöneldiler. Elimde iki okçu var aslında onları
Salabilirim, orada birlik görmüyorum şu an. Acaba koruyucu falan, büyücüler indirir mi? İndirdiler. Okçuları da yukarıdan salmış bulundum ama olsun, önemli değil. Tanfiyeli olmazsa şu an çok az birlik gözüküyor çünkü sanki üçlenmeyecekmiş gibi duruyor ama umutluyum. Şu madenciler, şu topu falan biniciler indirebilirlerse madenciler çok iyi olacak. Tamam. Artık zaten 25 saniye, 20 saniye falan var. Sadece bir tane iksir toplayıcı kaldı. Yine ter döktüren bir savaş oldu ama başarıyla tamamladık. Artık bugünün son saldırısı oldu bu. Milat köyünün sahibi saldırısını yarın sabah gerçekleştirecek. Savaş bitmeden önce. Ama benim artık bu videoyu editleyip paylaşmam gerekiyor. Bu yüzden bugünlük bu kadar. İkinci günlük savaşlarından iki klanın çarpışması bu şekildeydi. Sonlandırmadan önce sıralamadaki genel duruma bir bakalım. 85 yıldızı yükseldik. Rakip klanlarımızda 6 yıldız fark açıldı. Onların saldırı yapacağını düşünüyorum. Nihai sonucu artık yarın sizinle paylaşırım. Gördüğünüz gibi dünkü savaşı da galibiyetle tamamlamıştık. Bugünlük bu videodan bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.